Merhaba efendim, ben Kadir Kılıç. Bugün konum ise Türkiye'de fanatizm. Bildiğiniz gibi geçen haftalarda Fenerbahçe Galatasaray maçı oldu. Fenerbahçe 2-1 Galatasaray'ı mağlup etti ama Galatasaray da şampiyon oldu. Hani ben Galatasaraylı olaraktan bu olayda hiçbir sıkıntı duymuyorum. Şampiyon olduk. Hani benim baktığım olay o. Ama şöyle ki, şimdi fanatik insanların düşünce yapısı bu değil. Ben işte buna değinmek istiyorum. Mesela Fenerbahçe şampiyon olamadı ya. Ve ben Fenerbahçeli olsaydım, benim yine kafamdaki olan sorun yok gibi olacaktı. Galatasaray şampiyon oldu bu senede. Ama işte fanatik olunca öyle değil. Mesela fanatik bir Fenerbahçeli kızsanız, yapacağınız olay şudur. Ben Galatasaray'ı nasıl siktik ya? Soktuk çıkardık, kan geldi falan. Hani bunu yapan bir insan eğer kızsa gerizekalıdır. Ve bu kız eğer kezbansa, ki büyük ihtimalle kezban ve kezbancı da kızıyorlar. Şimdi bak, futbol maçı izlemişsin 90 dakika. Senede 2 kere tekrarı olan bir şey bu. Galatasaray, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Galatasaray. Her sene en az 2 kere izliyorsun bunu, aynı takımları. Şimdi bak, sen böyle ne bileyim 15 yaşındaysan en az 10 kere izlediğin bir maçı, tabii farklı oyuncularla, ıvırla zıvırla, skorlarla, ama hani 10 kere izlediğin maç sonra sen hala eğer karşı takım böyle bir siktik, soktuk, çıkardık, kocası olduk, amına koyduk, gerdeğe girdik, ağzına verdik, üzerine boşaldık falan yapıyorsan eğer sen salaksın. Özellikle kızsan. Hani normal bir kız arkadaş maçını izler. Eğlenir eğleneceğini, yiyeceği varsa onları yapar, hayatına devam eder. Fanatik kız sokup çıkarma eylemine girer. Hani sanki böyle elinde dildoyla dolaşıyor her gün yatak odasında falan. Oradan alışmış, maç sonrası da böyle diyor, iki sokup çıkarsak kar kardır diyor. Yani. Bu çirkin bir şey. Mesela erkek arkadaşlar da şöyle bir mesele var. Sizi öldüreceğiz, sizi keseceğiz, döner bıçaklarıyla evinizi basacağız. Molotof atacağız falan şeklinde. Benim umudum şudur ki bir gün bu gereksiz insanların hepsi toplanacak, birbirini kesip biçip parçalayacak ve Türkiye harika bir ülke olacak. Hani rakip takım senin takımını yendi diye sen gidip adam bıçaklıyorsan eğer zaten gerizekalısındır. Ve hani sen taraftar da değilsindir bence. Hani mesela gerizekalı olursun kabulümdür. Ama hem gerizekalı hem taraftar olunulmaz diye düşünüyorum. Veya ne bileyim sen Galatasaray'ın zenci oyuncusuna muz uzatıyorsun, böyle hani aklındaki hikaye şey, ben buna muz uzatacağım, bu onu görecek, üzülecek, yatağa böyle gözyaşı olacak. Akşam öyle bir olay yok. Hani olsa bile aklı olan adam şunu düşünür, der ki, şimdi ben Fenerbahçeliyim, evet, Drogba da zenci, harika, ama bizim takımda da zenci oyuncularımız var, ya onlar üzerine alınırsa diye düşünür. Ve yani ben ona ayıp ediyorum da benim oyuncuma bu ayıp olmaz mı diye düşünür. İşte öyle olmuyor. Neden? Çünkü zeka denen şey herkeste yok. Mesela kafan olabilir ama aklın çalışacak diye bir kural yok. Ne yazık ki bu insanlar da kendileri taraftar diyor. Futbolun çirkin yüzüdür bu. Ama Türkiye'nin çirkin yüzü de bana kalırsa eğer duyarsızlığımızdır. Hani eğer bir gün Ankara, İstanbul, İzmir böyle gökten yükselip de böyle ters dönerse, ama o günde diye futbol maçı varsa, böyle bir derbi falansa, büyük ihtimalle hiçbir kimse siklemez. Ne bileyim Ankara'nın göbeğinde herkes ölse maç var, yalnız diyelim de yapar insanlar. Cidden mesela Hatay'da patlama olmuş. Resmi olmayan ve yabancı kaynaklara göre 170 mi 175 insan mı ne ölmüş. Ölmüş de değil, parçalanmış. Ölmek başka, parçalanmak daha başka. Hani şehrin bir tarafı böyle tamamen bildiğin çökmüş. Adam orada soktuk çıkardık, ananı siktik, yatağa domalttık falan ıvır zıvır derdinde. Hani bak, bir ülkede yaşıyorsan sen ve eğer o ülkenin vatandaşıysan ve iyi kötü böyle o ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorsan, mesela Türk kızlarında o olay vardı. Türk kızı olduğum için gurur duyuyorum. Ama maç zamanı olsa sikimde değil Türkiye. Hani mesela böyle bir olay da var. Bu beni çok üzüyor. Cidden. Ve bu insanlar da yeri geldiği zaman Türk kızları harika diyor. Türk kızı eğer senin gibiyse hiçbir şey sikine sallamayan gerizekalı bir organizma tarzı bir şey. Ki yani onun öyle olması beni üzüyor. Cidden. Hani insanlar biraz daha böyle tepkili, daha bir bilinçli olabilir. Ne bileyim 170 veya 177 kişi patlamış, ölmüş. Resmi kaynaklara göre 50. Hani onu da belirteyim. Ama sen ne bileyim Survivor izliyorsun ve ıssız adada bugün kim kimi sikti falan muhabbeti yapıyorsun. Yani insan azıcık duyarlı olur ya, ne bileyim.
hani maç muhabbeti yapma demiyorum da hani yerine göre eğer diyecek bir kelimen yoksa da deme. Çünkü o gün mesela insanlar oradan buradan amatör video kayıtları, amatör fotoğraflar bulup bunları sosyal medya merkezi, sosyal medyada paylaşmaya çalışıyor. Mesela ben o gün pek uyuyamadım çünkü her yerde amatör video arıyordum. Hani adamın teki cep telefonu çekmiş ıvır zıvır bunları arıyoruz. Ama oradan amına koyduğum bir tane taraftar gerizekalısı geliyor işte böyle soktuk böyle siktik falan yapıyor. Senin gönderin, benim arkadaşlarımın gönderisi senin gerizekalı fanatizminle karşılaştığı zaman Türk halkı da etkileniyor ve insanlar bunu göremiyor. Mesela yayın yasağı olmasaydı herkes aşağı yukarı bir şeyler görürdü medyanın izin verdiği kadarıyla. Ama sen işte gerizekalı olduğun için senin salakça muhabbetlerin, sokup çıkarma, yatağa koyup döşeme muhabbetlerinle bizim orada bulduğumuz amatör video kayıtları kaynıyor arada ve ben bunlara sinirleniyorum. Zaten bunu da bildiğimiz için ve birçok Facebook sayfası da Türk insanı ne kadar, bazı Türk insanı ne kadar duyarsız olduğunu bildiği için bu tarz paylaşımları saat 12'den sonra 1, 2, 3, 4, 5 arası yaptı ve pek de istenen rağbeti bulamadık. Hiçbirimiz bulamadık. Neyse efendim ben Kadir Kirişçi, bu da videonun sonu. Kendinize iyi bakın ve lütfen bir dahaki sefer biraz daha duyarlı olmaya çalışırsanız en azından söyleyecek lafınız yoksa da söylemeyin, olayı da karıştırmayın. Benim kişisel ricamdır. Kendinize iyi bakın. Aşağıda abone ol butonu var. Ona da tıklarsanız sevinirim. Teşekkürler.